Sayın seyirciler, son günlerde yapılan zamlar, özellikle elektrik zammı %6,8 oranında olmasına karşın faturalara çok daha yüksek oranda yansıdı. Yine doğalgazda indirimin yapılması gündemde ama indirimin yaz aylarında yapılacağı noktasında gelen haberler var. Bu önemli. Ve akaryakıtı konusunda petrolde son dönemde yaşanan düşüşün pompalara yansımaması da tartışılan başlıklardan bir tanesi. Türkiye'nin enerji politikalarını konuşacağız. Enerji politikalarından sorumlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun enerji politikalarından sorumlu başdanışmanı CHP Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Akın'la. Sayın Akın şu anda Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Özlem Hanım. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle elektrik konusuyla başlayalım. Elektriğe %6,8 zam yapılmasına karşın faturalarda yaşanan artış çok daha yüksek oranda oldu. Bunda farklı kalemlerdeki yükselişin etkisinin olduğu belirtiliyor. Dağıtım ücreti gibi kalemlerdeki yükselişin etkisinin olduğu belirtiliyor. Neden böyle bir tablo karşımıza çıktı? Tepki de gösteriyor konuyla ilgili makamlar. Elektrik zammı, %200 elektrik zammından bahsediliyor, haksızlık bu diye evet, açıklamalar geliyor. Neden böyle bir tablo karşımıza çıktı? Evet Özlem Hanım, öncelikle hepinizi bu vesileyle sevgiyle selamlıyorum, saygıyla. Bu arada bu konuya girmeden önce izninizle maalesef buraya gelirken bir şehit haberi aldık. Balıkesirli hemşerimiz Hasan Talay, Balıkesir Bigarist'i kaybettik. Ona da bu vesileyle Allah'tan rahmet ailesine ve Balıkesirli tüm hemşerilerime, bütün milletimize sabırlar diliyorum. Her gün işte böyle haberler alıyoruz, içimiz dağılanıyor, perişan oluyoruz. Bu politikalardan sorumlu olarak canlar yanıyor, anneler ağlamaya devam ediyor. Şimdi Özlem Hanım, bu faturalarla alakalı olarak, elektrik faturalarla alakalı olarak birkaç seferdir konuşmalar yapıyorum. En son bir basın toplantısı da düzenledim. Şu anda bizim elektrik faturalarımızda tam bir bilinmezlik söz konusu. Biliyorsunuz orada dağıtım bedeli adı altında bazı kalemlerin karartarak, üstünü kapatarak bir kalem haline getirdiler. Kayıp kaçak ve diğer bedelleri ortaladılar. Yani halkımızın ne ödediğini, neye ne kadar ne ödediğini görmemesine yol açtılar. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü kayıp kaçak oranı bütün hukuk tarafından, yargı kararları tarafından yasal olmadığına dair kararlar açıklandı. Ve bununla alakalı da alınan paraların iade edilmesine dair de bir sürü kararlar var. Bunu engellemek için, yani bu paraların ödenmemesi için bir nevi halkımızı kandırarak bu fatura kalemlerini kararttılar. Diğer giderler diye bir kalem açıp bunu koydular. Elektrik faturalarına da bu şekilde nereye ne zam geldiğini halkımız da göremiyor tabii ki bu şekilde. Yani en son yine bir basın toplantısında söylediğimde 52 liralık enerji bedeli ödeyen bir vatandaşımız toplamda 102-103 lira bedel ödüyor. Evet. Yani bu öyle bir durum ki siz 52 liranın tam yer kalanında tamamını fazladan ödüyorsunuz. Halkımız da isyan ediyor. Her tarafta bununla ilgili eylemler yapmaya çalışıyor. Bize de bir sürü bununla ilgili mailler geliyor, fakslar geliyor, telefonlar geliyor. Yani bu halkımızın haklı talebini de her platformda, bu iktidarın yaptığı haksız uygulamayı da her platformda dile getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz. Sizin söylediğiniz konu, yani 52 liralık bir fatura 100'ün üzerinde bir rakam olarak karşımıza gelmeye başladı. Evet. Hani %6,8 zam olsa gerçekten de elektriğe yapılan zam belki bu olabilir ama dediğiniz gibi şu anda göremediğimiz kalemlerde yaşanan artış yüzünden herkes kendi faturasında zaten bunu önündeki kağıtta görüyor. %6,8, %7'lik bir zam olsa bu işte 52 liralık bir faturanın tabii ki şimdi 57 lira maksimum hani düzeyinde olmasını gerektiriyor ama maalesef o kalemlerdeki artış. Peki burada özelleştirmeler nedeniyle mi bu tablo karşımıza çıktı? Yani bu dağıtım bedeli vesaire gibi kalemlerdeki artış, yine son zamanlarda çok tartışılan elektrik kesintileri, burada bu özelleştirmeleri alan, hani bu şirketleri satın alan şirketlere gözler çevrilmiş durumda. Burada yapılabilecek bir şey yok mu bu konuyla ilgili? Şimdi yapılabilecek elbette çok şey var. Mesela
kayıp kaçakın sorumlusu en başta halkımız değil. Bunu ben geçen de tekrar da özetlemiştim. Ölçme bedeli var mesela bizim faturamızda. Tüketim ölçme bedeli. Şimdi bir bunu da şöyle özetledik. Mesela bir manava gittiğiniz zaman bir kilo domates aldığınız zaman ayrıca tartı bedeli ödemiyorsunuz. Evet. Burada herhangi bir malzemeyi, bir malı aldığınız zaman dağıtım şirketleri tarafından satıldığı zaman bize evet sayaç okuma bedelini ödemiyorsunuz. Bir kere bunu da işin içine, onun içine gezdirdiler. O hak haksız olarak alınan, kanunla iade edilmesi gereken paraların da aşağı çıkmaması için ve dağıtım şirketleri bu işten zarar görmesin diye bir nevi bu olaya devlet aracılık etmiş oldu. Biz de bunu kınayan açıklamalar yapıyoruz devamlı. Diyoruz ki EPDK'nın birinci görevi şeffaflaştırmaktır bu uygulamaları. Ama tam tersine birleştirerek bunları halkımızdan, yani daha doğrusu bu uygulamaları karartarak bir nevi bu dağıtım şirketlerinin korunmuşu sağlanıyor. Elektrik kesintilerine gelince şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum Özlem Hanım. Bütün iyileştirmeler de dağıtım şirketleri tarafından devlet el birliğiyle yapılmak zorundadır. Yani bir bölgede eğer eksiklikler varsa bunun yine sorumlusu da halkımız değildir. O bölgenin dağıtımını yapan şirketle hükümet bir arada gelecek ve bunların dağıtımını, bunların düzenlemesini yapacak. Bizim daha hem diyoruz ki enerji verimliliğinde öne çıkmamız gerekiyor diyoruz. Daha kendimiz enerji verimliliğini bunu anlatamıyoruz halkımıza. Yani bunun gereğini yapmıyoruz biz. Onun yanında iletim hatlarımızdaki eksiklikler var. İletim hatlarımızın değişmesi gerekiyor, yenilenmesi gerekiyor. Bazı yerlerde iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Bunun da sorumluluğunu diyoruz ki biz devlet olarak bunu yapamıyoruz. Halkımız siz bunun karşılığını ödeyin. Kime ödeyin? Dağıtım şirketlerine. Dağıtım şirketleri kim? Özel. Yani bir nevi burada devlet eliyle özelleştirilen dağıtım şirketlerine para kazandırmış oluyoruz. Bizim talebimiz, haklı isyanımız bu yönden. Onun için halkımızın da verdiği mücadeleyi de bu yönden sahiplenip bunun mücadelesini veriyoruz hep birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Evet, doğalgaz konusuna geçelim. Doğalgazlara bir indirimin gündeme geleceği belirtildi. Evet. İran'a karşı Türkiye'nin açmış olduğu davanın kazanılması nedeniyle aslında iki tane dava var. Bir tanesi arz konusundaki dava. Orada İran tarafını kazandığı evet. belirtiliyor ama fiyatla ilgili davayı Türkiye'nin kazanması üzerine bir indirim söz konusu olacak denildi. Burada farklı açıklamalar geldi İran tarafında. Enerji Bakanı Albayrak doğalgazda kazanılan bu tahkim davası için en kısa sürede alınacak indirimin halkımıza yansıtılacağı noktasında açıklama yaptı ama yaz aylarına bunun sarkabileceği sonrasında haber geldi. Bu noktada haberler söz konusu oldu. İran bu indirimi yapmak durumunda mı ve bu en erken evet. Tüketiciye ne zaman yansıtılabilir diye düşünüyorsunuz? Şimdi Özlem Hanım, ben şu anda plan bütçe toplantısından geliyorum. Orada Enerji Bakanının da sunumu vardı. Orada da bu soruyu da kendisine yönelttim. Şimdi şöyle izah edeyim. Zaten İran'dan alınan doğalgazın bedeli 70 dolar, 60-70 dolar civarında daha yüksek. Yani bizim buradaki normalde almamız gereken indirim %30-35 hatta %40'lar civarında olması lazım. Fakat tahkim dedi ki 13 ile 15 arası bir rakamda anlaşın dedi. Bunun uygulaması için de bizim artı olarak fiyatın daha da pahalı olduğunu şey bunun itirazını edip devam ettirmemiz gerekiyor. Yani yine de diğer ülkelerden aldığımız doğalgazdan fiyatımız çok yüksek. Yani %13-15'lik bir tahkim kararı elbette yeterli değil. Fakat alınan karar bu şekilde. Bunun halkımıza yansımasının bir an evvel olması gerekiyor elbette. Sayın Bakan'ın bunu yaz demesindeki nedeni tabii ki tam olarak o zamana kadar prosedürün olmasını gerekiyor. Ben şunu demek istiyorum tekrar. Zaten fiyatımız yüksek. %13-15 oranında uygulamasının direkt olması gerekiyor. Artı olarak da fiyatın yüksekliğinden dolayı ilave bir indirimin halkımıza yansıtılması gerekiyor. Bunun ama şöyle bir şey var. Şimdi halka yansıtmaktan ziyade bakın elimizde o kadar büyük kaynaklar var ki yenilenebilir enerjiyle alakalı.
Lafta her konuşmalarında biliyorsunuz diyorlar ki işte biz yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın önünü açacağız. Yani bizi dışa bağımlı halden uzaklaştıracak kaynaklarımızın önünü açacağız diyoruz. Maalesef bugünkü sunumda da hiç öyle bir durumla olmadığına karşı karşıya kaldık. Yani bakanlığın söylemiyle eylemi arasında dağlar kadar fark var. Bakın 2015 yılında EPDK ile lisanslandırılan santrallerin %64'ü ithal kömür ve doğalgaz. Yani yine de bizim müthiş bir potansiyelimiz var. Hem güneşte hem rüzgarda. Güneşte toplam elektrik tüketimimizin neredeyse 1,5 misli kapasitemiz var. Yani 275 milyar kilovat saatlik bir tüketimimiz var. Bunun karşılığında da yaklaşık 400 milyar kilovat saatlik sadece güneşte tabii bina üstü uygulamaları dahil kapasitemiz mevcut. Biz bunları yaparsak ancak kimseye bağımlı olmaktan kurtuluruz. Ve bağımlı, dışa bağımlı olmadığımız bir enerji ancak bizi tam bağımsızlık yolunda ilerletir. Biz bunu her ortamda yere getiriyoruz. Diyoruz ki bakın rüzgarımız var, rüzgarımız var, güneşimiz var, jeotermal kaynaklarımız var. Gelin bunlara öncelik verin diyoruz. Hala Sayın Bakan ve Enerji Piyasa Denetleme Kurulu diyor ki biz yine de öteki kaynaklara devam edeceğiz. Bu en son iklim zirvesinde bile oradaki bizim verdiğimiz öngörüyü düşürdüler. Yani bakın İngiltere 2025 yılında hem uzun bir hesap da değil, bütün fosil kaynaklı santrallerini kapatma kararı aldı. Bizim de bir hedef koyup bunu en azından azaltarak, çok aza indirerek hem geleceğimizi, hem çocuklarımızı, hem de bağımsızlığımızı tam sağlamak için kendi kaynaklarımıza yönelmemiz gerekiyor. Bu konuda ilerlememiz gerekiyor. Hala bunu da geçiyorlar. Şimdi Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz bir Doğu Akdeniz İsrail işbirliğiyle kendilerine bir kaynak yaratma çabasındalar doğalgazla ilgili. Ben özellikle bunu da sordum bugün Sayın Bakan'a komisyonda. Dedim ki Sayın Bakanım, İsrail ile bakanlık olarak bir görüşmeniz oldu mu? Ve daha önce kendi şirketiniz, çalıştığınız şirkette göreve gelmeden önceki çalışma döneminizde bu konuda girişimleriniz ve çalışmalarınız oldu mu dedim. Bakın o kadar önemli ki bizim burada bize mevcut elimizdeki kaynaklarımız varken sadece başka kaynaklar daha çok rentable ve daha hızlı dönüşü var diye onları ön plana atıp kendi sağlıklı kaynaklarımızı geri plana atıyoruz. Gerçekten bu gidişatta bizim bu yenilenebilir enerji kaynakları projemizde ve hep konuştukları işte yok efendim biz destekleyeceğiz, yenilenebilirin hep önündeyizin ne kadar gerçek dışı olduğunu da açık ve net kendileri de beyan etmiş oluyorlar. %75 dışa bağımlı bir enerji politikasından söz ediyoruz ki bu gidişatla da bu politikayla da bu bağımlılığın hızla artacağını da net görüyoruz. Bakın şu 1990 yılındaki bağımlılığımız %52 idi. 2000 yılında %65'ti. Yani şu andaki mevcut hükümetin AKP hükümetlerinin enerji politikalarında dışa bağımlılığı arttıran bir yönelme var. Biz diyoruz ki eğer tam bağımsız Türkiye istiyorsak, kendi kendine enerjide imkanları varken değerlendirmek istiyorsak kendi kaynaklarımıza yenilenmemiz gerekiyor. Ve bu dışa bağımlılığımızı %75'lerden çok daha aşağılara indirmemiz gerekiyor. Fakat maalesef yine dediğim gibi tekrar olacak. Bugünkü konuşmalarında da sunumlarında da bunun bırakın geriye gitmesini tam tersine dışa bağımlılığı arttıran bir politika olduğunu maalesef gözetliyoruz. Tabii biz bununla ilgili mücadelemizi her fırsatta yine vermeye devam edeceğiz. Son bir soru olarak kısaca bunu da yanıtlarsanız seviniriz. Petroldeki gerileme dünyada petrol fiyatları düşerken Türkiye'de pompaya yeterince yansımadığı, hatta yani hani göz önüne alınabilecek şekilde herhangi bir yansıması olmadığı noktasında eleştiriler var. Bu sorun nasıl çözülebilir diye düşünüyorsunuz? Şimdi petrol fiyatları çok dip düzeyler, 30 doların altlarına hatta daha da bile altlara ineceğini kesin gözüyle görüyoruz. Fakat bizim ülkemizde şöyle bir durum var. Dikkatinizi çekiyorsa mevcut zamlar bir kuruş yukarı,
2 kuruş aşağı, 2 kuruş yukarı. Yani böyle bir aldatmaca içinde devam ediyor. Bu da neden? Bu yakıtların içinde olan müthiş rakamlardaki vergilerden kaynaklanıyor. Bu politikayı da hep söyledik. Hatta daha önce seçim beyannamemizde de dedi ki bunun üzerinden alınan vergilerin bir kısmında görüşmeler yapılarak özellikle çiftçilerimizin kullandığı traktörlerdeki vergiyi çıkartıp ucuz fiyata mazotu verelim diye isyan ediyoruz. Fakat kendileri diyor ki hayır, bizim çiftçimiz bunu yüksek fiyata kullansın, vergiyi düşürmeyiz diyor. Bakın bu bir kuruş, iki kuruşluk zamlar gerçekten komedi. Biliyorsunuz her konuşmalarında da diyorlar ki yakın zamanda inecek. Onların gözünde inecek dedikleri bir kuruş. Ama bu vergilerde ayarlama yapmadıkları sürece sadece devletin kasasını ve farklı kasaları düşündükten sonra halkın cebine gelen hiçbir şey yok. Halkımız da diyor ki, hepimiz de isyan diyoruz ki ya bu kadar fiyatlar aşağı inerken bunun bize yansımasının bir kuruş olması ve ertesi günde iki kuruş olarak zam yapılması, ondan sonraki gün yine iki kuruş olarak inmesinin, iki ileri bir geri uygulamasının kalkması gerektiğini hep söylüyoruz. En azından uygulamanın bir kısmının halkımıza yansıtarak birazcık daha mazotu, benzini, petrol ürünlerini daha ucuza almalarını sağlamasını istiyoruz. Fakat tabii buradaki uyguladıkları vergiler, bu vergiler tamamen buna engel oluyor. Bu vergilerde de düzenleme yapılması mecbur gerekiyor. Çünkü bu fiyatlar daha da aşağı inecek. Hem bu verdiğimiz indirimlerle, verilen indirimlerle de halkımız daha çok refaha kavuşacak. Ben geçen gün yine mecliste sayın hükümetten bir bakana sordum. Dedim ki, sayın bakan, bakın Türkiye'de fiyatlar, dünyada fiyatlar, petrol fiyatları düşüyor. Fakat bizim fiyatlarımız düşmüyor. Hatta çiftçilerimiz çok perişan. Tarlalarını ekemiyorlar, pekemiyorlar, perişan durumdalar diye. Bana verdiği cevap aynen şu oldu. Biz mazotu, yakıtı, evet, gemilere indirimli veriyoruz. Eğer biz gemilere indirimli vermezsek KOS'a giderler. Oradan daha ucuz alırlar dedi. Ben de dedim ki orada Sayın Bakan'a, Sayın Bakan, o zaman çiftçilerimizi traktörlerle KOS'a mı göndereceğiz? Yani bu anlayışı, bu düzeni, bu politikaları değiştirmek konusunda hükümetin de daha radikal kararlar alması gerekiyor. Dünyadaki fiyat düşüşlerinin tamamı olmasa da büyük bir çoğunluğunu halkımıza yansıtması gerekiyor. Petrol fiyatlarında da bu da ancak aldıkları vergilerdeki uygulamalardan, yapacakları değişikliklerden kaynaklanıyor. Sayın Ahmet Akın, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.